söylediniz. Yani CHP'ye bir şekilde ben, geri döneceğiniz. bu söyleyeyim. kararı yargıya taşıyacağım. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kadınlara yönelik sözleri nedeniyle kesin ihracı talep edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar verdi. Özcan bir yıllığına geçici olarak CHP'den ihraç edildi. Ama YDK burada hukuki bir karar vermedi. Zaten vermesini de beklemiyordum. Burada verilen siyasi bir karardı. Herkes bilir ki il disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları bu tür kritik kararlarda çok bağımsız hareket edemezler. Tanju Özcan katıldığı bir televizyon programında ihraç kararına tepki gösterdi. Kararı yargıya taşıyacağını belirtti. Ben, ben, geri döneceğiniz. Ben bu sını... kararı yargıya da taşıyacağım. Hı. Öyle mi? Dediğim gibi bakın ben bu partinin öz evladıyım diye sürekli vurgulamamın sebebi çünkü bu e, bu partinin bir de ithal evlatları var. Üvey evlatları var. Ben bu partiye Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gelenlerden değilim. Bolu Belediye Başkanı Özcan karardan HDP ile ittifakı savuran, açılım politikalarını destekleyen 10 Aralık Hareketi'nin ve HDP'nin mutlu olduğunu kaydetti. Kim mutlu oldu? Partimin içindeki 10 Aralık Hareketi'ne mensup. Ben ne yaptıklarını, ne söylediklerini hiçbir zaman anlamadığım, ne düşündüklerini hiçbir zaman anlamadığım bir klik. Emin olun mutlu oldum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden ve... Davranışlarımdan dolayı bu ırkçı ve faşiste, de, faşiste de CHP e, ihraç etmeden bizimle helalleşemez diyen HDP yöneticileri emin olun çok mutlu oldu. Özcan, CHP yönetiminin ulusalcılardan rahatsız olduğunu da vurguladı. Üzüldüğüm şu zaten CHP uzun bir süredir Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan ulusalcı diye de tabir ediliyor. E, kişilerden rahatsız, ülkesini milletini seven Cumhuriyet Halk Partileri. Bu karardan üzüntü duyduğunu görüyorum. Bilmiyorum Sayın Genel Başkan biliyorsunuz disiplin sürecinin başında kendisiyle görüşmek istemiştim. Kendisine en azından bir açıklama yapmak istedim durum nedir diye. Sayın Genel Başkan disipline verildikten sonra etik olmaz Nasıl gerekçesiyle sorumlu? benimle hiç görüşmedi. HDP'nin Kandil'in sözcülüğünü yapmaya devam ettiğini ifade eden Tanju Özcan, HDP'ye bakanlık vaadi veren CHP'li Gürsel Tekin'e tepkisini de yineledi. HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. O kandilin sözcülüğünü Doğru. yapmaya devam Doğru. ediyor. Evet. Ağalar var, marabaları var. Ve bir de Kürt halkının temsilcisiyim. Ya sen neye göre Kürt halkının temsilcisisin? Sen terör örgütünün siyasi uzantısın. Değil Birileri de. çıkıyor partimin içinden de HDP'ye bakanlık dağıtıyor. Özcan bir postane şubesinin önünde yaptığı açıklamada da HDP Genel Merkezi'ne bir miktar kına gönderdiğini söyledi. HDP'li vekiller benim resmen ihraç edilmemi istediler dedi. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kunayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o kandildeki kara yılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım.